Yepyeni bir 3 lira bit ligi videosuyla karşınızdayız ve bugün Juventus'u kurtarıyoruz arkadaşlar. 2 sezonluk transferli rebuild yapacağız. Hoş geldiniz abiler. Hoş bulduk Ardancığım. Öncelikle teşekkür ediyorum Ardancığım. Çünkü son videoda birinci olduğum için bugün sonuncu seçecektim. Allah'tan transfer kariyer. Evet arkadaşlar, bu arada bunun bir sistemi var. Ne Arden ediyor? Sıralama. Kardeşim sıralama var. Ne Arden ediyor? Sen... Arden'in elinde böyle bir şey olsa, bir imkan olsa. Evet, sence yapar mıyım? Yapar mı? Yapmaz. Teşekkürümü geri alıyorum. Senin gibi art niyetli bir insana teşekkür ettiğim için kendimi kınıyorum. Evet arkadaşlar, Uğur abi bir tane şey yapmıştı, böyle dosya yapmıştı. Oturmuştuk yapmıştık. Ben de yanında oturmuştum Uğur abi yaparken Discord'da. Evet. O dosyanın şeyine göre ilerliyoruz. Discord'da nasıl yanımda oturuyorsun lan? İşte Discord'da ben oturdum, sen de Discord'daydın. Öyle yaptın. Bu arada çok teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ediyorum öncelikle. İki tane şey için. Ama birisinden ekstra bir şey de isteyeceğim. Öncelikle formatı çok sevmişsiniz. 3x3 9 simülasyonu sevmişsiniz. Bayağı evet. Güzel yorumlar gelmiş. Bayağı düzenli yapacağız. Onu bir formatlara katacağız. Yeni bir fixture oluşturduğumuzda. O da böyle ayda bir en azından. Çünkü çok isteyenler var. Biz de farkındayız. Çok da güzel oluyor tamam, ama inanılmaz yorucu oluyor. Kolay değil. Beğeni tuşuna kırarak pat 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 beğeni tuşuna basmanız gerekiyor. Arden'in kanalı aramızdaki en büyük kanal. Çünkü her gün daha sayamıyoruz. Şimdi burada bir rakam versek yalancı çıkarız. Her gün 28 bin kişi abone oluyor Arden'in kanalına. O yüzden yaklaşık 7 gün sonra 1 milyon abone olacak burası. Bu yüzden en büyük kanalda bunu özellikle duyurmak istedim. Onur'un videosu 14 binde kalamaz. 14 artı 4 18'de kalamaz. Kalan 12 bin beğeniyi sizlerden istiyoruz. Ve ne diyoruz? Teşekkürler. İyi günler. İyi günler. Arkadaşlar, Onur abiye etek giydirmek istiyorsanız ve İstanbul'a geldiğinde bizim önümüzde etek giymesini istiyorsanız etek lütfen yaz. 28-38'e gönder. Bir ara şey var. Videoyu kırın. Beğeni tuşuna böyle bas için. Fake'lerden atın beyler. Fake biliyorum. Hepinizin 5 tane fake'i var biliyorum. Evet, hepiniz atın. Hepiniz 5 fake olan 2000 yiğit adam olsa 2400 yiğit yani, 5 fake'le or like açısıyla kapatır bence. Bu ne ya? Hilelere girilmeler. Yani gerçekten inanılmaz. Neylesi oğlum, adam basıyorum ne alaka? Evet, like oluyor mu? Oluyor. Sen zaten videoyu sildiğin için oradan like'lar gitti. 4000'i kabul ettik zaten. Etek giymemek için yaptığın şeyler. Bir dakika şeyler. Ya bak, yine üzerime oynuyor. Arkadaşlar, son zamanlarda konuşmuyordum bununla alakalı. Hani bu şey oldu diye. Siz de yorumlara baktım ki onu haklı görmeye başlamışsınız ben sustuğum için. Şimdi artık susmama zamanım geldi, onu söyleyeyim. Videoları kestiği için arkadaşlar bana yaptıklarını siz görmüyorsunuz. Onu söyleyeyim. Ne ya? Neyi kesiyorum ya? Yine diyor ki videoyu sen sildiğin için. Videoyu ben sildiğim için değil. Videoda montaj hatası olup silmek zorunda kaldığımız için. Evet. Teşekkürler. Ama %100 sen bu adamı niye yalancı gibi konum? Yalancı değil ama sonuçta gitti adam, ya like'lar gitti. Bir kere söyle. Bir kere ben burada itiraf, bir kere devreye gireceğim, ben burada haksızlık gördüm. Gizliye bile sen aldın. Adamın şifresine girdin kanaldan. Gizliye evet. Sen almadın mı bizzat? Evet. Sen niye bu adama diyorsun ki video sildin? Tamam da silinmesi gerekiyordu yani. Biz sildirdik. Tam yani silinecek bir videoydu. Hatta böyle üstüne toprak atıp üstüne bir de beton döküp falan, öyle bir video yani, öyle bir hata ama olsun. Yine de sonuçta sen aldın. Biz aldık. Tabii ki burada bir şey yok. Yani onurluk bir durum yok. Niye sen adama herhangi sanki Onur etek giymek istemiyormuş gibi muamele yapıyorsun? Adam giymek istiyor. İstiyor musun Onur abi? İstiyor musun etek giymek? Çok istiyorum. O zaman ben yanlış anlamış, özür dilerim. Giydirin beyler, bu da size yakışır. Üçlü Rebuild izleyicisine bu yakışır. Bence Onur'un videosuna abanalım. Arden de bir kart koyacak hemen konuştuğumuz bölümde. Kart koyacak video. Hemen gidin Onur'un videosuna. Size kolaylık yani. Basacaksınız, pıt gideceksiniz. Like atıp geri döneceksiniz. Bu kadar basit. Peki ben de bir şey söyleyebilir miyim? Hı hı. Tabii ki de. Niye şu anda aynı zamanda like'a giden arkadaşlar için söylüyorum arkadaşlar. Şu anda bu video çekirken 148.552'yiz. Yani 2500 ya 1500 oya 1500 abone 150 bin oluyoruz. Abone olursanız sevinirim. Peki 150 bin özel ekstra bir etek videosu yapabilir misin ya da kilottan? Arden sen ne kadar meraklısın ya eteğe. Senin ekstra etek videosu ne demek oğlum? O ne demek ya? Ekstra etek ne ya? Burada da Onur haklı, ben bir şey diyemem. Hiçbir şey yapma. Adama diyorsun ki ekstra etek videosu. Ne yapacak sana? Özel video çekip sana atacak mı? Ne istiyorsun ki adamdan? Yani tam olarak onu istiyorum. Köşede kafamıza geçireceğiz. Marketten iki tane şey alacağız dedim. Onu bile korkusuna kabul etmedi ya. Böyle mi korkak bu ya? Bir şey diyeceğim. Onur da o zaman güzel başka şeyler ister Arden. Evet. Sen iste. İstiyorum. Aynen onu istiyorum. Bakıyorum Arden'in şimdi abone sayısına. Bir dakika. Evet. 519 bin ben baktım. 519 bin. Tamam. 550 bin olduğu zaman bütünün videosunu çekip açacak mısın?
Oğlum bu adam yarın olur o şeyi. Yarın olur. Biraz da kandır lan, bir mantı olsun. Adam zaten dediğim evet gibi önümüzdeki hafta 1 milyon herif. Bir ay içinde 800 bin olursam. 2023 Ağustos ayında bu adamın 2 milyon 700 bin abonesi var. Sen kimle konuştuğunun farkında değilsin. Olur bence kendine gel. İnşallah. 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 Ama üstümü atmadan olayım. Canım benim bak şu ikinci videom var bak üzerine bir gel onun. Evet şu. Canım sadece dur bak sakin öyle şey. O ne lan öyle? Orada kapak fotoğrafını ben ilk açtığımda anlayamadım böyle. Ah ne oldu burada sana? Bunu mesela şimdi bu aynı şeyini bu videonun kapağına koyacağım. Tamam koyabilirsin. Peki bir şey diyeceğim. Orada ne oldu sana? Arden yani ben böyle nasıl böyle bir poz vereyim diye mesela çektin. Sonra baktın. Ya şimdi bir kere burada pornografi var. Ben açık konuşacağım. Doğru. Ben dürüst bir yorumcu. Bu pornodur abi. Doğru. Pornodur. Kendi p***nı yayınlamışsın. Bir kere şurada bir sus bir dinle. Ben bak burada koskoca 3 lira bit. 130 bin izlenmiş. 79 bin şımarık kariyer. 52 bin de yorum ediyorsun. Bu 148 demiş. Neden? Çünkü porno. Porno fotoğrafı koymuşsun. Mbappe bana 82 tane attı. Tak 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 böyle bir video yayınlamışsın. Katıldım. Kendi pornonu yayınlamayı utanmıyor musun abi? Ama hayır şöyle yukarı bakıyorum yukarıda scoreboard diye öyle bir bakış. Arden ne öyle bakışı o resmen sana bak, bir şey... Bak bak bir dakika. Alttan dalga vurduktan 2 saniye sonra ben fotoğrafı çekmişsin ne anlatıyorsun ya? Bak bu da sinirli bakış mesela. Ya Arden yalandan videonu göstermeye çalışmıyor yukarı arkadaşlar, çıkıyor. Arkadaşlar videoları izlemeyi... Ya yürü git ya ne saçmalıyorsun açsana şu fotoğrafı ne anlatıyorsun ne bunlar ne? Ya geçsene yukarı. Bak bu da şaşırmış bakış. Buna yorumun ya, yok tamam, mu? Tamam şaşırmış anla bak. Ya oğlum bunlarda problem yok. Yürü devam et. Sinirlenmiş okey. Ama o bir şey böyle sanki sana bir şey olmuş böyle. Aa. Falan böyle bir ses geliyor fotoğrafta. Yemin ediyorum ilk gördüm var ya dedim ne oluyor acaba ya? Alttan dalga vurunca ben yazsaydın kapağı. Dalgayı yedikten sonra ben. Sanatsal bir çalışma. Ben aslında tarafsızım burada izliyorum maçı. Burada şey oha Mbappe nasıl öyle attı? Gibi. Yorumlara mutlaka yazıyorum. Arkadaşlar bu şaşırma mı yoksa ardına bir şey mi bir şey olmuş? Yorumları yazın. Yani resmen kapak fotoğrafı o değil. İlk gördüğünüz aklınıza ne geliyorsa yazın arkadaşlar yorumlara. Diyoruz ve videoya girelim artık. Ben bu harbiden yorumları merak ediyorum bu arada. Evet. Arkadaşlar evet. Videomuzun olayı şu. Juventus'a transferli rebuild yapıyoruz. 2 sezonumuz olacak. Neden Juventus? Çünkü dedim ki ya bu adamlar kaç yıldır başarısız. Benim de transferli rebuild günümdü. Bu yüzden İtalya Ligi'ne gidelim. Juventus rebuild yapalım dedim. Normal transferli rebuildlerimizde genelde İngiltere'de olduğumuz için İngiltere'den oyuncuları yasaklıyoruz. İşte Şampiyonlar Ligi'nden oyuncuları yasaklıyoruz. Bu sefer şöyle yapacağız. İtalya Ligi'nden kaleci almak yasak olacak. İtalya Ligi'nden her takımdan maksimum 1 oyuncu alabileceğiz. Ve diğer dünyadaki takımlardan da maksimum 2 oyuncu alma hakkımız var. Umarım hata yapmam. Onur abi de en çok hata yapma potansiyeli Onur abi de. Umarım Onur abi yapmaz. Sever misin abi? Sevmiyorum ama yapıyorum abi. Peki. Anlayamıyorum yapıyorum. Peki kesin istiyor musun? He? İstiyor musun? Hayır. Evet arkadaşlar. O zaman hemen transferlerimize başlayalım. O esnada like ve yorum atarsanız çok mutlu oluruz. Bir saniye. Bir de bu adam sen burada konuşurken bile 7000 abone geldi. Bu adam en kısa sürede 1 milyon yapalı. Madem bu kadar izleniyor, adam porno morno yayınlıyor kardeşim. Adam kendi pornosunu yayınlıyor sizden beğeni, like, izlenme evet, almak tabii için. Bu adam burada özveri var. Düşünün yani daha şimdiden bunları yapan adam 1 milyon olunca neler yapmaz. Bir düşünün. Bak ne yapıyoruz? 1 milyon abone olsun sonra değil bu Berk Kekli'nin videosu vardı ya. Bunda kalktı ya falan izlemeyin. Bu yemin ediyorum a**sını yayınlar. Daha çok izleneyim diye. Yapar. Bacakları bacakları havaya diker. Bizde... Ben o kapak fotoğrafından korktum. Bizde namus her şeyden öndedir. Ya ne diyorsun ya? Yayınlar. Bırak göreceğiz senin şeyini. Bu dediğimi yapın. Şimdi önce abone olmanız lazım. 1 milyona bu çocuğu bir an önce götürelim. Ondan sonra izlemeyi bırakacaklar. Evet ben bugün manyak takım yapacağım bu arada var ya manyak. Zaten yayınlar oğlum bunu biraz kendinle bırak. Biraz mesela desek ki. Hiçbir şey olmaz ya ne olacak falan. Peki oğlum. Biraz gazete getirecek. Ne olacak oğlum falan desek. Çok güzel. Ya ben niye p***mı yayınlayayım ya? Ne yapacağım p***mı yayınlayayım? Bunu izlerim falan desek yayınlar ha. Ama böyle 2 hafta işlememiz lazım tatlı tatlı. Hadi arkadaşlar transfere geçiyoruz ve şunu da temin ediyorum. Asla p***mı yayınlamayacağım ve p***mı çekmedim hiçbir zaman. Niye böyle bilgi verdi bize şimdi? Ne bileyim ya belki yarın anlayamadım. İster çek ister çekmesin. Özel hayatından bize ne? Evet de yok yani çekmediğimi de söylemeyin. Pornosunu çeken var mı? Neyse ya arkadaşlar ne diyoruz hadi geçelim ya. A few moments later. Evet arkadaşlar transferlerim ekranlarda görüyorsunuz. İlk başta Bukayo Saka. Ya kafa yiyeceğim ya. Niye? Yok bir şey devam et. Sen de mi Saka'yı aldın? Screener'ı aldım. Sakayı ilk ben aldım. Sakayı aldığımdan günden beri alıyorsun Arda. Bütün transfer rebuild'lerde Saka alıyorsun. Ama Bukayo Saka. Bukayo Saka. Devam ediyorum. Musiala 77 milyon. Musiala. Teşekkürler iyi günler. Szczęsny'yi sattım.
Angel Di Maria'yı sattım. De Bruyne'yi aldım 131 milyona. Tonali'yi aldım 75 milyona. Tchouaméni'yi alacaktım aslında. Onu çok seviyorum. Ama dedim ki Milan'dan alayım, hani aşağı yukarı aynıydı ratingleri, fiyatı falan. Arthur'u sattım, Rabiot'u sattım, Kobel'i aldım kaleye 79'a, Casemiro'yu alıp stoper yaptım. Onun dışında burada da 55 artı Pogba'yı verdim çünkü Pogba'yı satışa koydum, satılmadı bir türlü. En son Casemiro'yu aldım. Lusevski'yi sattım, Aşraf Hakimi, Kostić artı 20 milyon. Bir dakika ya, 86 ne lan? Sen onu nasıl öyle satıyorsun ya? 83. Ben 59'u sattım oğlum, bu ne? 30 milyon oğlum bunun değeri. 62. Ne 62'si ya? Değeri 62 milyon. Şimdi değeri 62 olmuş oğlum, manyak mısın sen? Bunun bir overall artmış, şanslı galiba, yanlış mı görüyorum? Bir overall yükselmiş herhalde, ben transferin sonuna doğru sattım. O yüzden böyle gitti. Ballı ya. Neyse devam et. Ballı ballı. Evet arkadaşlar, Aşraf Hakimi'yi görüyorsunuz. Kostić artı bayağı bir 20 milyon euro verdik. Bunun dışında da artık sonda böyle paramız kalmadı, suyunu sıka sıka. Danilo artı 10 milyona sol bek çözdük kendimize, Chilwell. Inter'den Skriniar'ı almıştım, Saliba'yı almışlar. Evet, güzel. Evet, devam edelim. Evet güzel arkadaşlar, o zaman kime veriyorum? Adon'u göster. Kadronu bir göster, toplu bakalım. Ben kadromdan memnunum. 2 sezonluk Rebit'te bence ideal bir kadro. Yani her Casemiro ile De Bruyne zaten gelişmesine gerek yok. Diğerleri de hepsi gelişecek oyuncular. Şurada Tonali niye böyle oldu anlamadım. Locatelli falan mı oynuyor yerine acaba? İnşallah bozmaz onu. Onun dışında iyiyiz diye düşünüyorum. Santifor yedeğim Milik'le Kin seneye ayrılacaklar ama yedek sizde olur diye düşündüm. Çok da önemli olduğunu düşünmüyorum. Kaya Jorge var. Santifor yedeğin yok yani. Evet yok. Şeyde stope, gelişim planında stoper verdim Casemiro'ya. Bir de Chiesa'ya sol kanat verdim. Sol kanat olunca direkt sol kanat yapacağım. 2 haftası var. Teşekkürler, iyi günler. Güzel. Burada bayağı farklı bir takımımız var. Burada aynı oyuncu sayımız 2. Birisi de Vlahovic, onu söyleyeyim. Yani hepimiz muhtemelen tuttuk zaten. Yani ben de 32 atınca siz de tutacağınızı tahmin etmiştim. 32 attı Vlahovic ve 3. oldum ya yine. Abi inanılmaz gerçekten. Neyse. Güzel bir takım var. Farklı bir takım var. O yüzden hoşuma gitti. Yani Arden'le bambaşka bir takım oynamak güzel olacak. İstiyorsanız bana verin. Ben de göstereyim. Adem konuştum o kadar. Hemen veriyorum abi. Sen iste yeter ki. Evet. Frankie de Jong. 116 artı Di Maria. Baba artık 34 yaşında. Hani postaladık gitti. Skriniar. Bonucci'yi verdim 46 milyon üstüne. Cuadrado'yu verdim 72 milyon üstüne. Trent onu da orta saha yaptım gördüğünüz gibi. Donnarumma 125. Dedim ki 2 sene varsa Donnarumma var, 92 olacak dedim çocuk. Kimi'yi aldım 124, yaşı müsait. Salah'ı aldım, abuk subuk bir adam artı 102 verdim. Böyle böyle Sandro'yu sattım bilmem ne bilmem ne bilmem ne bilmem ne bilmem ne. Par düşünün bak, Donnarumma'dan Donnarumma parasını verdim, geri aldım 52'yi. Bizde öyle yok, dümdüz parasını geri aldım. Grimaldo sol beki 4 milyon 800 artı Zakaria'yı aldım. Para mara vermedim yani. Ruben Dias aldım 113 artı Danilo'ya. Reece James aldım 23 artı Kostić'e. Kulüşevski'yi ben 59'a sattım. Ve bende şey gösteriyordu. Başarılı satış 65 gösteriyordu. Vinicius Junior'a 102 ver. 102 artı Rovella verdim. En sonu yedeklerimi aldım. Martial, Muslera. Muslera'yı almak zorunda. Yani param o kadar yoktu ki. Bu şekilde değerlendirmek zorunda kaldım. Gerçi sonra 8-9 milyon kaldı galiba ama. Yine de daha sonra bir tane daha kaleci almadım. Hemen şöyle. En pahalı transferleri de ben yapmışım ha. Eddie Kane'i Manchester United almış. Goretzka. Bayağı iyi adamı var ya. Chelsea almış. Laporte almış Inter Skriniar'ın yerine. Toni Kroos'u almış Liverpool şey yerine. Trent'i oradan çekmiştim ben. Araujo'yu Paris Saint Germain almış. Enteresan bir tercih. Real Madrid Immobile'yi almış falan filan burada. Bundan sonrası aynı. Mason Mount Napoli'ye gelmiş. Benle rekabet edecek oyuncular bunlar. Hemen çıkıp kadromu gösteriyorum. Vlahovic, Salah, Vinicius Junior. Vinicius'tan beklentim çok yüksek. 92 olacak ikinci sezon sonunda. Trent 88, De Jong 92'ye kadar yolu var. Kimi 89-90. Reece James, Ruben Dias, Skriniar, Grimaldo. Yedek kulübemde böyle Pogba'yı tuttum ben çünkü. Bakın. Bastion Pogba. Locatelli kiralık değil mi? Pogba. Ha? Chiesa da var da ha? Locatelli kiralık değil mi? Sassuolo'dan kiralık. Kiralık aynen ama Pogba var zaten, öyle kalsın dedim yani. Vallahi iyi kadro kurmuş. Temer yedek. Burada iki tarafında yedeği ve gelişecek bir çocuk. Burada da Muslera yedek yaptım. Güzel kadro, ben tebrik ediyorum. İyi takaslarını iyi kullanmış. Bayağı oyuncu vermiş. Helal çünkü olsun ya. Abi. Kimse Juventus'tan adam almıyor. Böyle bir olay var. Evet, benimki de satılmadı. Ben artık en sonunda sinir olmuştum. Sen iyi yapmışsın orayı. Trent'i devşirdim. Daha ikinci planımı vermedim. Yani mevki değiştirme yapmayacağım. Bir tanesinin gelişimine yatırım yapacağım. Ona bakacağız artık kim olduğunu. Günün olacağını. Kazananı belli oldu diyorum ben. Değil mi Onur abi? Oynamaya gerek yok. Evet. Bu işler belli olmaz. Bu işler belli olmaz canım. Bas. Jinx diyorum evet. Onur abiye bakalım. Evet, bu da ben arkadaşlar. Görmüş olduğunuz bir transfer geçmişimize girelim. Şöyle bir aratalım bakalım. Önceki bir De Jong almışız 140'a. Daha sonra bir Kevin De Bruyne yaptık. Bu oyuncuyu sattık. Sattık. Kostić'e 63'e gitti. Oha, Kostić'i nasıl öyle sattın? Kostić'i çok iyi satmışsın. Ben çok var ya. İyi satmışsın bence de.
Teşekkürler. Messi 44-200 aldık. Daha sonra aklıma arkadaşlarla konuştuk zaten yaparken. Dedim ki ya ben ya, tek sezon zannettim, unuttum dedim. Neden dedim böyle bir şey yaptım. Gittim onu tekrar birazdan takasa kullanacağım. Delikte aldım 93'e. Miretti gitti. Danilo gitti. Cuadrado gitti. Tomori'yi aldım Milan'dan stoperime. Bunu sattım. Bernardo Silva'yı aldım. Messi artık 54 milyon. Messi artı. Messi'yi buraya verdim. Kulusevski'yi ben 50'ye verdim. Aldan 78'e mi vermiş? 95'e mi vermiş? Anlamadım. Ben 59'a verdim. Sen 50'ye vermişsin. O 70 küsüre vermiş. Yani... Parla 80 küsüre vermişsin değil mi? 86. Ya olamayacak. Olamayacak. İmkansız bir şey olmuş orada. Rovella gitmiş. Sen pazarlık yaptın mı? Ben pazarlık yaptım. İmkansız öyle bir şey olması. Geleni kabul etmedim. İmkansız öyle bir şey. Oradan gitmiş. Yok gidemez. İmkansız o. Ya Allah Allah ya. 19 burada. Rovella gitti. Saka 100 milyona geldi. Mbappe, Vlahovic artı 105 milyona. Mbappe'yi getirdim takıma arkadaşlar. Vlahovic'i verdik, Mbappe'yi getirdik. McKin gitti 51'e. Bunlar gitti. Havertz aldım. Artık Rabiot artı 45 milyon euro verdim. Çünkü hem ST hem de Cami'de yapıyordu. Ve Ter Stegen'i kalecim artı 50 milyona Ter Stegen'i aldım. Nabri'yi aldım. Nabri de benim. Bir de Osimhen aldım arkadaşlar. Alexandre artı 70 milyon euro. Osimhen'i aldım. Osimhen artı Mbappe. Adama bak. Büyük oynuyor. Hadi bakalım. Büyük oynuyorum. Adamı da göstereyim. 3-5-2. İtalya Ligi'de ya üçlü defans yaptın değil mi? Ya yok, geçen üçlü defans yapınca Rebuild'i kazandım ya. O yüzden üçlü defans yaptım yeniden. Tomori, Skriniar, Ter Stegen, Delik. Burası böyle. Yedeklerine baktığında Bremer var. Bremer burada yedeği. Locatelli, Zakaria, Pogba. 3 tane orta saha yediğim var. Silva'nın yediği Havertz oluyor. Chiesa'nın yediği Nabri. Saka'nın yediği yine Nabri. Osimhen'in yediği yine bugünler gideceği için seneye. Havertz sete dönebildiği için. Hem cam hem de ST7 de olarak habersize koydum. Ama 250 tane oyuncu kalması tabii enteresan. Ben lan zaten o kadar satılmıyordu ki mecbur takasladım ben. Aynen satılmıyordu. Yani ben ne yaparsam yapayım bir türlü oyuncuları satamadım. Yalnız onu da söyleyeyim. Şey böyle o kadar iyi yapmışsın ki izlerken diyorum ki lan diyorum içimden diyorum nasıl bu kadar para harcamış diyorum. Kafamda sığdıramadım. Mbappe, Osimhen, Mosimhen yok Delikt, yok De Bruyne, De Jong falan yuh ya. Evet, Şampiyonlar Ligi gruplarımızı göstereyim mi? Juventus'un grubundayız. Gösterebilir. Göster abi. Göster. Görelim. Göstereyim. Juventus'un grubundayız arkadaşlar şampiyonlarında. Paris Saint Germain vardı galiba. Burası biliyorsunuz hileli grup. Bağlı grup. Çıkamayız lan biz buradan. Bağlı gruptu biliyorsunuz bu. Bağlı gruptu. Ve simülasyonumuza başlıyoruz. Evet, sezon sonunda gideceğiz arkadaşlar. İlk sezon olduğu için. 4-0 ile başladık. Deplasman Paris Saint Germain. İlk sezonumuzda sezon sonunda gidiyoruz arkadaşlar direkt. İki sezon olduğu için. 5-1 iyi gidiyoruz. 2-1 çok iyi gidiyoruz. 4-1 çok iyi gidiyoruz. Çok gol atıyorum ya. İnşallah ikisi de coşar ya. Yenilmeyin oğlum. Aman oğlum. Aman. Her maçı aldı ya. Ama üçlü savunma yaptı abi İtalya'da. Vallahi evet, ben beğendim gerçekten. Onun kadrosunu ben beğenmiştim zaten. Her maçı aldı, her maçı. Harbiye'de 4 attı. Averaj da kasıyor. Ay ilk beraberliğim. Ay. O da lazım kardeş bir zahmet. Ah be. Hadi. Namalup ilerliyor. Uf. 4 attı. 8 tane attı. 2 maçta. Udinese. İsa'da. Paris'i yenip Şampiyonlar Ligi'ne çıkıp ilk turda elleneceğim arkadaşlar. Bakın şimdi izleyin. 2-0. Lider çıkıyoruz. Ve şey gelecek. Bayern Münih falan gelecek ve eleneceğiz. İzleyin şimdi. Ya abi şimdi çok iyi evet, diyorsun. Hadi. Şey yapmana gerek yok. Evet. Bozuldu. Dikiş tutmaz artık. Onur abinin galibiyet serisi nasıl gidiyor izliyoruz. Aha. Galibiyet ben serisi ben. Gitti. Geçmiş olsun. Hadi oğlum. Çok güzel be. Deplasman kim bak, o? Bak şimdi yenilecek. Oğlum biraz şey alın ya. Gol yemeyeyim ya. Haftaya gidiyor ya. Ne yapalım abi? Yani hepsini kazanıyor. Ne diyelim ki? Diyecek bir şey gol yok ya. Biraz. Clean sheet alın biraz. Clean sheet. Napoli berabere. Osimhen'i aldım. 3 attım. Yani biraz bu sezon bu kadar başarılı olunca 2. sezon bozar Arda'nın. Değil mi? Bence öyle düşünüyorum. 2-0. 2. sezon 2-0. Bozdu bile. Clean sheetler. Clean sheetler. Bak Chelsea şimdi nasıl geliyor izle. Aaa. İlginç. Bu ne ya? Oğlum hepsini alıyor lan. Ben böyle birebir görmedim gerçekten. Oha ya. Çok rahat. Oğlum deplasmandan Milan'ı yenip kupada geçiyor falan. Bir şey diyeyim mi? Allah'tan iki sezon yaptık ha. Yoksa şansımız olmazdı. Yoksa şey de. Rebuild bitti daha. Başında bitti Rebuild. 1500 bağlandı o zaman. Aaa! Şampiyonluğum gitti. Ya şimdi Rusya Inter gelir çakar sana. Şampiyonluğum gitti. Milan'da çakacak. Şampiyonlar Ligi'nde Milan şoku. Hadi bakalım. Aaa! Milan bir de berabere bitti. Çıkamadı. Şimdi bir daha Milan çak. Bir daha çak. Bir daha çak. Olsun o da yeter. O da yeter. Abi klasiklerim ya. Klasiklerim. Çeyrek finalde daha 100 puan aldı. Biz kupa yarsak 500 puan. Bitti bu iş. Bitti aynen bitti. İnanılmaz ya. Aa kupa ya. Abi nasıl bir nazar değdirdiniz siz ya? Dağıldı ama dağıldı Onur abi, bitti. Bak Onur abi ben de şımardığımda hep böyle oluyordu. Demek ki bu oyun şey yapıyor.
Ulan Şampiyonlar Ligi'nde gittik. Kupa finalinde gittik. Çok iyi giderken çok kötü olduk ya. Çıkıp sunuyorum. Ligi aldın. Ligi aldın. İnşallah almışızdır. Aa, kovuluyorum. Kovulmak üzereyim. Kovarlar abi o kadar. Para harcadın. Abi siz yaparken ben şey yapacağım. Bir tarafa geçeceğim. Juventus arkadaşlar. 95. Inter 90. Bana mükemmel dediler ama. İyi yaşa Uğur. Uğur abi. Arkadaşlar. Tamam. Şampiyonluk bende alerji yaptı. Evet yazıyorum. Şey söyleyeyim mi? Çok iyi gitmişim eyvallah. Ama Inter'e bakar mısın? 90 puan almış o da. Geliyormuş yani. İki maç kaybetsen geliyor mu? Hata veraj lan. O inanılmaz bu arada. Ben yani çok iyi gittiğimi düşünüyordum. Yani uzak ara yaptığımı düşünüyordum ama Inter inanılmaz oynamış. 94 ben atmışım. Onlar da 91 atmış. Neyse kupaya gelelim. Kupada İtalya bilmem ne. İşte finalde gitti 25 puan aldı. Şurada güzel, Napoli tamam. Yenemedik ya. Ligde 3 atmıştım ya. Şampiyonlar Ligi. İnşallah Milan almıştır. Allah belanı versin Milan. Lider ne çıkıyoruz. Milan'a bela okumalar. Bak lider çıkıyoruz. Chelsea'ye geçiyoruz. Milan'a eleniyoruz. Milan'da tabii ki gidiyor Tottenham'a eleniyor. Yani bir kupa falan bir şey çıkartmamız lazım. Bir gol kralı çıkartmam lazım. Lukaku! Bölmek! Bölük! Abi sen nasıl 29 gol atarsın Lukaku ya? Abi Lukaku ama. Yalnız var ya bak. Inter'le averajım aynı. Lukaku'nun oynadığı maç sayısı aynı. Gollerimiz aynı. Biz Inter'den vallahi çok çekeceğiz. İnşallah sizde de aynısı olur. Osimhen arkalarda 22 golle kendini gösteriyor. Buradan bir 10 puan aldık. Asiste Mbappe! O double! Mbappe hayvanı 17 asist yapmış. 17 ne demek lan? 17 asist, 29 gol. De Bruyne ile kimdi? Mbappe. Mbappe. Uğur, sadece ligde. Verime bak, verime. Sadece ligde mi de? Daha Şampiyonlar Ligi kupa yok burada. 30 puan aldı lan adam. Double double'dan kaç aldım? Oradan 50 değil mi? 30. He. Buradan da 10 aldım, 20 aldım Mbappe'den. 10 aldın. Ha ne bu? Ne diyorsun oğlum? Bunda ikisinden 30 aldın işte. Allah Allah ya. Tamam hadi kaleci. Kalecim nerede? 10. Kırmızı don. İki maç yine oynamamış o kaleci ya. Neyse abi. Olsun. Şampiyonlar Ligi'nde gol kralı çıkardığımı düşünüyorum. Yok artık. Burada yokuz. Yokuz. Yes! Bir yok. Gol! Juan mi? Hayvanlar gibi verim yapmış ya. Arkadaşlar gelmiş geçmiş. Ben de 6 gol atmış bu arada. Gelmiş geçmiş en fazla verim olabilir. Kadro merkezi. İstatistikler. 59! Bu sezonunun verimini bu aldı zaten belli oldu. Ve Mbappe'yi de almadık Arda'nın. Bir şey söyleyeyim mi? Gelmiş geçmiş en fazla verim mi? 59. Değildir. Daha fazlası olabilir ama çok iyi. Benim kadro mühendisi de Salah 61 yaptı yeni. Ama şey tabii. 3 Revit'te bence en fazla bu. 59. Bu arada Osimhen de 35 bu arada. Artı 3 almış. Devrine bak. 29. Teşekkürler arkadaşlar. Bayağı iyi bir sezon geçirmişiz. Silva, Milva, Chiesa. Chiesa çok güvendim Uğur. Çok güvendim. Ben Chiesa'yı verdim ya. Ben çok güvendim ya. Neyse bu şekilde arkadaşlar benim sunumum. Teşekkürler, iyi günler. Tamam, bana var Arda. Sen kanal sahibisin. En son sana yaparız. Screen bu 88 olmuş. 86 olmuş. Yeni hayır Onur. Yeni sezonda gösteririz. Tamam. Herkes kendisi simülasyonundan önce gösterir. Haberiniz olsun, chat'in açacağım yoksa kovulacağım. Menajer şey yapmam lazım. Tamam, biz de duruma göre açarız zaten. Evet. Uğur abideyiz. Evet arkadaşlar, ben de hemen Haziran'a doğru yola çıkıyorum. Lan amma varmış ya. Ben Mayıs 31'e gideceğim. Totem. Totem geldi şu anda ve ilk maçını yenildi. Hadi. 2-0. Clean sheet. Aha güzel. Güzel. Yapma be. Seni de yenmişti ama. Ligi verdi. Daha bir berabere kaldım ya. Eğer Inter bende... Alanya Spor ne? Neyse yendim. Alanya gelmiş bana. Fiorentina yenildi. Şampiyonlar Ligi'nde Alanya. Eğer Inter iyi giderse ligi alamadı. Alanya bak puan aldı benden. Arden bir takım iyi giderse ligde ligi alamaz. Alamadı neyse, zaten. Paris'te 4 puan aldım. Eğlenmeyeceğim belli oldu. Napoli. Güzel, ligde çok kötü gidiyor ya. Roma, Mourinho. Mourinho. Hep beraberle yapmalı ben ligde. Çok iyi ya, ligde çok kötü gidiyor lan. 4-3'ünü beraber ekonomi yeter ya. Çok şanssız ya biliyor musun? O kadro böyle olamaz yani. Çok şanssız. Kafa yiyeceğim ya. Oha! Harbi çok şanssız Arden, harbi çok şanssız. Lan istese bu kadar kötü oynayamaz biliyor musun? Liverpool gelmiş ya. Neyse deplasman beraber. Allah'ım ya. Gideme, ne olur şampiyona gideme, ne olur gideme. Beni geçer yoksa. Güzel. Ay geçti. Şampiyonlar Ligi'nde gidiyor ya. Aldı şampiyon. Aldı. Deplasmanda yenildik. Hadi aldı. Yenin. Güzel, geçti. Penaltılarla geçti. Gitti. Ya abi ya. Elediğim takımlara bak, yenildiğim takıma bak, kafayı yiyeceğim ya. Neyse bir 100 puan fazla aldım Onur'dan. İkinci olsam bile aşırı kötü değil. Ben yarı final oynuyorum çünkü. Hemen geliyorum. İkinci ol. 1 puanla ikinci. Allah kahretsin 1 puan ya. 90. Roma ne ya? İnciğim Roma şampiyon oluyor ya. Inter nerede? Inter'e bak 78, bende 90 aldı. Şerefsiz Inter. Burada zaten yokum ben. Napoli'ye falan elendim. Yok Lazio'ya elenmişim. Şampiyonlar Ligi'nde
Kupayı Real almış. Abi olacak iş mi ya? Neyse en azından buradan bir telafimiz var. Bir krallıklara gidelim. Yani çok geride kalmayacağım aşırı. Osimhen'e bak, gol kral olmuş ben dedi. Osimhen. Osimhen abi. Ben neredeyim lan? Benim hiç almışım. Oğlum 14 atmış. Salah Vinicius'u, benim santrforum nerede? Vlahovic nerede? Vlahovic kayboldu. Çok gol atmış ha. Vlahovic nerede? Satılmış. Yok. Serbest kalması var mıydı? Yoktu. O zaman sakatlanmış. Kesmiş bir oyuncun onu. Biri kesmiş. Kesemez abi. Ama kesmiş hiç yok. Kadro merkezinden bakarız şimdi. Şimdi bakarız. Donnarumma kaleci kralı, 14 clean sheet. Arda'ndaki sırıtmaya bak ya, yemin ediyorum para versen böyle sırıtma. Nasıl bir adamsın sen ya? Gol krallığında da yok. Durmuş ne abi? Şampiyonlar kralı. Ya bendeki cenabetlik seviyesine bak. Durmuş şampiyonlar gol kralı oluyor ya. Burada Vlahovic komple yok. Ya sakatlandı ya gitti yani. Nasıl? Yok, bakalım abi. Onu merak ettim harbiden. Aa, duruyor. Sakatlanmış. Duruyor. Aklımı yitireceğim. Kaç maça çok çıkmış? Neyse kadro merkezden bakacağım ya. Ya oynamadı diyeceğim. 52 maç oynamış. Bu ne oğlum? 14 gol atmış. 14 gol. Biraz 10 gol atmış ligde. Şampiyonlar Ligi 3 gol. Sana bir söyleyeyim mi? O yüzden şampiyon olamamışsın he. Bu adam yüzden şampiyon olamadın bir evet. Puanla. Artı 4 almış ama şey ya, ben gelişim planı verdim bu Vlahovic'e. Gol makinesi yaptım. Ayarlarıyla oynadım herhalde. Belki de değiştirmiş olabilir ama yine de yani şanslısın. Onun öyle olması. En fazla deneyim var. Salah 26. Neyse ben 26 verim. Yapacak bir şey yok. Bir tek Donnarumma şerefimizi kurtardı, o kadar. Fark yarattı bende. Onur bir 100 puan falan fazla vardır benden. Eminim. Ama şey yine de çok kötü değil yani. Şampiyonlar yarı final oynamasam iyice kafayı yerdim. Ben şampiyonda ekstra puan veriyorduk değil mi? Eskisi gibi 100 değil. 150 mi olmuştu? 150 olmuştu. Oh, tabii, iyi. Tabii. Arkadaşlar şimdi simülasyona başlıyorum. Şöyle şuraya doğru bir gideceğim. Çünkü Chiesa'nın mevkisini vermem lazım. Çünkü transfer döneminin sonunda onu öyle yaptım. Evet. Bayağı da bir kazandık ya. Bu çok iyi gidiyor, Allah kahretsin. Bayağı bir kazandık ama şimdi umarım işler tersine dönmez. Şuradan yapıyorduk. Gelişim planlarını hep şey oluyorum ya. Heh, böyle bastık. 85 rating oldu baba. Ve şimdi takvime geleceğiz. Takvimi ben de gelişim planı vereceğim. Geçen sezon vermemiştim. Verebilirim. Öyle bir şey yok. Yeni sezonda veremezsin. Uğur veremez miyim? Sen geçen sezon niye şey yaptın? Vermedin. Orada oynasın. Üçlü oynadığım için hani şey oynasın dedim. Aha beraber kaldım. Bütün hepsini kazandım. Bu nasıl bir şey? Bana mı böyle oluyor ya? Aha başladı. İç sahada Inter eğer bunu yenerse. Berabere. Çok güzel be. Nasıl bitti ya? Bitti. Ha. Bana yeniliyordu ya, iki taneymiş. Şimdi ikinci sezon aslında benim için ilginç şeyler olacağı bir yer. Çünkü sizin ikiniz de, yani bilmiyorum Arden'de iki santraforda gidiyor. Ve Vlahovic'in yediği böyle 70'lik bir adam. Bakacağım. Hepsini kontrol edeceğim Arda. Edersin. 90 oladan Vlahovic'e gitmeni göstereceğim ben sana. Aa! Çok güzel. Yok yok, onun bir manası yok. Bir tane daha yenilmesi lazım ki bir manası yok. Yenilecek bak. Yes. Ya bala bak ya. Hadi Milan. Ulan bütün abi, büyük maçlarda şey olduk ya. Hiç yenilmiyor, hep berabere kalıyor. Ben de Inter 90 puan aldı ya. Torino yenecek. Yes. Torino hepimizi yendi. Bütün Torino büyük maçlarda mahvolduk ya. Bu Torino hepimizi yendi. Allah Allah ya. Ben de Inter 90 puan oluyor ya. Çok güzel. Dur devam et. Aynen böyle de. Milan'a de. Bak Milan maçı. Beraberlik Spezia. Çok güzel. Bu ne ya? Milan beraberlik. Oh. Hadi be. Kupa da elendi. Oh. Vay arkadaş, bala bak ya. Beraberlik. Ben devam edeyim. Bütün manasını kullandı. Beraberlik. Berkuzan ne ya? Yener. Yalan dolan yenilecek ama bak yenilecek. Yenildi. Puh. Oh, bala bak. Deplasmanda yendi 3-2. Çıktı. Yani, abi yine gitti, Leverkusen falan geldi. Kafayı yiyeceğim ya. Bu adamın şampiyonlar gibi balığı nereden geliyor acaba ya? Abi nasıl oluyor ya? Leverkusen falan çekiyor. Kafayı sıyıracağım ya. İnter'i yeniyoruz. Yes. Deplasmanda Inter. Bu da şampiyon. Bir bana kaldı abi. Yok, abi Celtic... bir puan yüzünden. Bak, İki tane üstünde yenilgi falan aldım ben. Hadi Celtic. Hadi Celtic gelir bak ardına. Aha. Bayern Munich. Oo 2-3'ydi. Hadi aman. Bayern Munich. Aldından attı. Yes, kupada da gitti galiba. Hadi, ne olduk gitti ya bir anda. Neyse ligde iyiyiz. Lan kupada devam ediyormuş. Yenilip. Alma ya. Bari son maçı beraber kalsın. Beraber. Yes, son maçı aldık. Şöyle bir durum var. Şimdi şöyle bir durum, şunu açıklayayım. Çıkma be. Çıkma. Ben de Inter 90 puan aldı ya, sen de ikinci 70 falan almıştır, 78 falan. Bak şimdi. Onur abiye yetişebilmek için ligi almam lazım. Şuraya bak, ikinci 82 puan. Evet, Averajın teşekkürler. Kaç? 55. Bu nasıl şampiyon oldu ya? Abi Inter'e baksana ya, ben de 90 puan, bu da 74 ya. Milan'a bak, abi Milan'la Inter nasıl bu kadar kötü olabilir ya? Arkadaşlar Şampiyonlar Ligi'nden maalesef Bayern Münih bizi çeyrek finalde eledi. Onur abi sen de mi çeyrek finalde gittin? Evet. Çeyrek finalde gittiniz. Ben Avrupa'da daim ama patladım ben. Ben de ligde bir puan yüzden gittiğim için önümdesiniz. Peki kupa aldın mı Onur abi sen? Final. Final oynadı. Ligdeki verimler önemli bu sezon için. Abraham. Çok iyi be. Vlahovic'e bak, bu da 23 atmış. Bende 10 attı ya. Saka da 22 atmış ha.
Oha. Berardi. Yokuz. Şuradan ya herif 10'la oluyor. Ben de ikinci şeydi. 11 falandı. Ben 15'le falan zor oluyorum. Evet devam ediyoruz Şampiyonlar Ligi. Yokuz. 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 Devam edelim. Dırmış'a bak burada da bu Dırmış'ı alacağım ha. Bu Dırmış ne ya? Evet yeni sezona geçiyoruz hadi. Vlahovic 40 verim. Saka 27'ye 9. En verimlim Vlahovic. 40 verim aldı yine. Güzel. Onur abi verim krallığını aldı. Biz Onur abiyle şu an çok yakınız herhalde değil mi? Bayağı yakınız. Evet evet yakınsınız. Ben de çok uzak değilim yani. Yani yakın değilim ama uzak da değilim. Bakacağız. Onur abi benden böyle 10-12-13 puan önde şu an yeni sezona geçiyoruz arkadaşlar. Bakalım. 12-13'ten falan fazla Arda. Fazla ama mı? Ama dublasız krallığı falan var. Aa onları unuttum. 59 verimi var adamın. 59. 95. Adam verimden bile 19 puan fark yaptı. Daha en fazla verimi hariç. O yüzden hayal görme devam et. Evet. Yeni sezon. Evet arkadaşlar yeni sezondayız. Yeni sezonda bakalım ne olacak. Şöyle bir hemen şuna da bakıyoruz. Bakın bazı oyuncularımız gidiyor. Bunlar önemli değil. Başka oyuncumuz da gitmeyecek. Yeni sezonda takıma güveniyorum. Ratingleri görüyorsunuz. Vlahovic mesela Uğur abi de daha çok gelişmişti ama verimi azdı. Bakalım bu sezon ikimizdeki Vlahovic ne yapacak ve Onur abideki Mbappe ne yapacak? Bunu da merak etmiyor değilim. İkinci sezon belirleyici olacak. Şimdi şöyle ocağa doğru arkadaşlar Ocak 1'e doğru gidiyoruz. Şampiyonlar Ligi kuralları hepsi gözükecek. Bakalım hangi gruplara düşeceğiz ya bir de o var doğru. Buradan da... şey düşer Celtic, evet. Sporting, Alanyaspor. Alanyaspor. Alanya benden puan aldı ya. Alanya evet. Evet hadi Alanya'yı bakalım. Alanya'yı küçümseyorsun yalnız Onur abi şu anda. Alanyalılardan özür dile. Senin takımına... Benim başıma geldi biliyor musun? Bir yorum yaptım Alanyaspor düşmanı diye falan 2 sene falan yazan bir kişi vardı böyle. 1-2 kişi kilitlenmiş Alanya düşmanı falan yazıyordu bana. Abi o şu... Ben niye Alanya düşmanı olayım? Antalya esnafı mıyım ben? Ne alaka yani? Uğur sever Alanya'yı. En sevdiği ikinci şehir Uğur abinin Alanya. Ya şehir, bu ne ya? Galibiyetlerle başlıyor. Konuşturup falan bir şehir değil ki. İlçe. Hadi. Hadi deplasman. Hadi Inter. Yenildi. Yetme. Yenildi. Ya şükür. Yani. Abi böyle bir şey yok yalnız. Leipzig gelmiş. Leipzig inşallah Arda'nın Leipzig deplasmanı yener. Sıkıntı. Sıkıntı var Arda. Ya Şampiyonlar Ligi'de lider çıktı tamam. Benfica tamam. Bu arada çok zor grup çıkmış ha gruba bak. Leipzig, Benfica şey. Ligde güzel. Kötüyüz. Ligde gidemez. Ligde bayağı ligde kötüyüz. Gidemez. Yok abi. Bello deplasman. Çok bayağı iyi be. Kötüyüz, bayağı kötüyüz. Ne kötüsü ya? Şu an mükemmel gidiyorsun. Şampiyonlar Ligi. Parma çıkmış. Aha. Parma çıktı sapladı. Parmalat. Alıcısı Bağdat'tan gelir. Alıcısı Parma'dan gelir. Parmalat. Hadi oğlum deplasman. Ya bunu da yenme be kardeşim. Alsın artık ligde puan kaybetsin. Bunu da yenme be kardeşim. Evet bak şimdi bak izle bak geliyor 1-1. 1-1. Hayır kazan. 4-2 ne ya? Abi yok kazan, abi. Kazan. 2-2 güzel. Berabere yine. Güzel. Güzel. Ama bunda işte Inter falan çok kötü ya. Burada Inter falan biraz iyi olsa şurada. Hemen bakalım ne olmuş. Hemen bakıyoruz. Merak ediyoruz. Ya Roma ikimizde de çok iyi. Roma 10 iyi. Puan koymuş. 10 puan toplamış oğlum. 10 puan. Bir de arkan... Oğlum dur bir dakika. Arkandakiler de 36-35 arkandakiler de. Milan'la Inter. Inter'in maçı gizli 3. Arda. Arkadaşlar. 7 beraberlik çok fazla. Moralimiz çok bozuldu. Gerçekten üzgünüz. Bir dakika. Ne yapacağımı şaşırdım. Gruplardan altı. Birinci çıktım ve Arsenal geldi. 6'da 6 yapmış abi adam. 18'de Arsenal kötü. Ben de beğenmedim. O zaman abi. Arkadaşlar ben burada duruyorum ve şimdi ekranı kime vereyim? Ver bana ver. Bana ver. Baba, adam lider gidiyor. Adam en son yapar. Evet. Salah 90, Vlahovic 88, Vinicius Junior 88. Bunların ikisinin hala potansiyeli var. Devam edecekler. De Jong 90 oldu. 91, 88. Rhys James. Harbi utandım ya. Sana verdiğim para utandım. Ne 85 abi? Sanki bana 47 yaşında adam gibi gelişmiyor. 89, 88. Grimaldo 85. Helal olsun sana lan. Takas da aldım seni ya. İkinizin kalesinde donları mı var? Yo bende Kobel var. He sende Kobel vardı pardon kalede. Evet. Uğur hazırlık maçları da almış. Orada tabii bir saat. Niye almıyorsunuz ben anlamıyorum. İnatla almıyorsunuz. Gerçi ben alıyorum da ne oluyor? Ayrı mesele ben de. Ben ikinci sezon almayı unuttum ya. İnşallah bir sakatlık be. Bakayım. Aha sakatlandı Vlahovic. Sakatlandı. Sakatlandı şu an. Sakatlandı. Orada çünkü... Ya ne sakatlandı? Yedeği daha fazla atar. Sanki bana çok gol atıyor da Vlahovic sakatlandı. Salah alacağım. Sakatlandı Salah. 4-2. Güzel. İyi başladı. Rangers gelmiş. Roma ile berabere. 5-1. Abi şampiyon gol kralı da çıkardı. Tamam kazandı. Ne kadar ben lan? Kazandı. 5-1. Yuh be. 3-1. 1-1. 3-1. Aaa. 2-1. Olamaya bak ya. Torino hadi. Torino yendim. Tamam bu zaman şampiyonsun. Torino abi şey kilidi bu ligin. Oo yenildik. Olmaz. Bir tane yenmemiz lazım. Güzel.
Rangers yenen. Güzel. Palermo'ya bak ya. Çok iyi be Inter be. Çok iyi be Inter. Güzel, güzel. İyi gitti ya. Kötü gitmedi o kadar. Fena olur, değil. Olur o kadar olur. Fena değil. Puan durum. Üçüncüyüm ya. 10 puan da burada. Gizli. İkinci gibiyim. Inter benden aşağıda. Ya Napoli, Milan bunlar kim ya? Ne alaka ya? Sizde ne? Ne işi var? Napoli'ye ne dedi? Ne işi var abi burada? Oyunda böyle bir takım değil ki abi. Oyunda şimdi şöyle oluyor. Bu sezon iyiyse gelecek oyunda iyi oluyor bu takım. Osimhen'i almadığın için. Osimhen'i alman lazımdı. Napoli ile Milan düşmanlığı şu anda baş gösterdi. Ben Milan tutuyorum oğlum şeyde. Aynı golü atmışız. Allah Allah ya. Herife bak ya. Namalup gidiyor. Kafayı yiyeceğim ya. Aynen. İnşallah. Hadi koçum Milan. Şampiyonluk vermiyorsun. Milan vermez buradan. Milan neredesin? Kim bilir şu an kim neredesin? Milan. 13 puan grup lideriyiz. Villarreal gelmiş. Güzel. Bakayım nereden gelmiş. Arsenal'li gruptan. Sana Arsenal gelmiş, bana Villarreal. Evet. Sana Villarreal mi gelmiş? Aynen. Gerçi vallahi bu İspanyol takımları beni eğliyor. O yüzden çok şeyim yok. Devam edelim beyler. Mbappe, Osimhen. Silva 89, 88'de. Saka 87. De Bruyne 91'de kalıyor işte. Abi bu adam kaç yaşına gelirse gelsin 31 mi? 32 olmuş. De Jong, Chiesa. Chiesa bak geçen sene kötüydüm. Bu sene bir şey bekliyorum. Tomori, Skriniar falan filan. Tercihe gel. Kadron bu şekilde. Hadi bakalım çocuklar. Yani çok iyi bir kadrosu var. Ya ne mali durumu. İnşallah burada iyi gideriz. Puan kaybetmemiş ya. Nasıl buluyor beni böyle şeyler ya? Hadi. Roma iç sahada başlıyoruz. Kötü maçta başlıyoruz. Roma'ya yenildi. Güzel. Parma geldi. Deplasman Parma. Parmalat. Parmalat tehlikeli takım. Çok güzel be. Clean sheet aldı ya. Almadı. 5 bulmuş. Hadi iç sahada. Inter. Benim belalım bu. Bak. Bir tek Inter'e yenildim. 10 puan farklıydım ya. Inter'i geçmişim. 5-1 yendi Inter'i. Uff. Aa şımarmayacaktık. Evet takım iyi gidiyorsunuz. Devam ederseniz iyi oldu. Çok güzel çocuklar. Öğrettiğim gibi daha disiplinli oynamadık. Maçta 7 tane atmış Şampiyonlar Ligi'ye. Evet. Florentina maçı çok tehlikeli olabilir çocuklar. Orada iyi oynuyor. Güzel. Çok iyi. Çok iyi. Kendi sahamıza geliyoruz çocuklar. Burada aynı şekilde. Aferin çocuklar. Torino çok tehlikeli deplasman. Harikasınız çocuklar. Milan iç sahada çakarız geçeriz. Ah be. Olsun. Olsun. İç sahada. Çakarız geçeriz falan vardı. Evet. Solo. Olsun çocuklar. Ama konsantremize devam ediyoruz tamam mı? İç sahada spesiyel oynuyoruz. Hadi koçlarım benim. Güzel bir galibiyet. Aferin. Leipzig'e gidelim deplasmanda. Olsun. Olabilir çocuklar. Olabilir. Evet. Güzel. Ayları sayan adama yenildim. Ayın 16'sında doğum günüm var. Takımda Aralık diye motive eden adama yenildim. Doğum günüm var. Ayın 16'sı doğum günü hediyesi istiyorum sizler. Aralık 16 doğum günüm. Hadi doğum günü hediyesi. Allah belanızı versin. Teşekkürler. Güzel. Hadi koçlarım. Şu ay biraz kötü geçti. Bu beraberlikler falan biraz kötü oldu. Şu maçı alabildik mi? Aldık. Çok evet. İyi gidiyor ya. Devam et. Bir sunumunu yap, devam et. Görüm abi. Puan durumunda 47-44. Güzel, liderim. Ama arkamdan Inter, Milan, Roma hepsi geliyor. 52 gol atmışım. İnanılmaz bir gol sayısı. İtalya Kupası daha başlamadı sanıyorum. Evet, Şampiyonlar Ligi'nde kim geçtik? Monaco ile eşleşiyoruz ya. Abi böyle bir şey olamaz ya. Avrupa diye. Monaco Monaco Prensliği diklemesine girsin sana ya. Monaco Prensliği girsin ya. Bu nasıl bir şeydir ya? Utanmazlıktır ya. Uğur abi bir şey diyeyim mi sana? Bu lafıyla videoyu kaybetti. Kaybetti. Lütfen ödeme. Takıma güveniyorum. Cagliari iç sahada 2-0 geçeriz gibi düşünüyorum. 1-1 Allah verdik, şampiyonluğu verdik. Abicim niye herkese beraber kalıyorsunuz ya? Bir şey diyeceğim, sen niye kimle eşleşmişsin? Sen eşleşmeye mi gidiyorsun şu an? Evet, Süper Kupayı da verdik, önemli değil. Nerede eşleşmem? Evet. Hadi koçlarım ya, kendinize gelin ya biraz. Hadi, aferin. Yenersek şampiyonuz. Ah be, çok beraber kaldık ya. Şampiyonluğu verdim ben. Bitti bu iş. Çok iyi. Oha. Çok iyi. Yapmayın çocuklar ya. What the fuck is going on ya? Şampiyonlar Ligi'nde son 16'da eğlenmeceler. Şampiyonlar Ligi'ndesin. Hey Jimbo. Her zamankinden olur. Her zamankinden istiyoruz. Her zamankinden mi? O zaman sizin için geliyor. Monaco'yu deler geçer ya bu arada. Delik sakat. Yedeği ne? Bremer'e bak. 80 delikten iyi zaten. Ya Bremer de iyi ya. Boş ver bir şey olmaz. Ya aynı overall ya. Sanki hiçbir şey. Bir tek zaten yedeği bunun için alıyorsun. Hadi. 2-0. 2-1. Kırmızı kart De Jong. Delik sakat. De Jong yok. İkinci maç. Allah kahretsin size. Onur D'da ayrımı yapamıyor diyebilir miyiz? İkinci maç. 2-1 kazandık. Şurada şampiyona göre ilerlemem lazım. Yalnız korktum. Bir şey söyleyeyim mi? O kırmızı kart beni mahvedecek. İzle şimdi. Hiçbir şey olmaz. Hadi oğlum. Yapmayın be. Şampiyonlar Ligi'ndesin. Hey Jimbom hey hey. Son 16. Ulan berabere bitseydi keşke ya. Evet. İyi verdin. Ne bu? Oyuncu mu?
De Jong yok orta sahada. Vallahi verdik. De Jong yok. Bak eleneceğim izle. Pogba oynayacak. Sanki şey. Oha eksi 4. Arthur'la yaslanmaki adamlar kullanıyorsun. Arthur nasıl 83 olmuş ya? Bu 81 oluyor. Aa Havert. Silva'yla değişti. Silva'yla değişti. Eksi 1 oluyor. Oynasın bence ya. Eksi 1 oluyor. Oynasın iyi tamam. Hadi oğlum. Ya zaten Monaco'ya karşı oynadığı için. Yes be. Yani. Koçlarım benim be. Mbappe, Osimhen, Mbappe, Saka. Teşekkürler. Buyurun. Evet, Uğur abiye ekranı veriyoruz. Bakalım Uğur abi neler yapacak? Ve şimdi Uğur abideyiz. Evet, gördüğünüz gibi benim takımda bak Kimi'ye yatırım yapmanın karşılığını aldım. Kimi'den memnunum. 90-80-90 aslında. Oh. Kadro genel olarak güzel bu. 84 potansiyelli adamı 86 yaptım. Bu Reece James ilerlemiyor. Ben bunu anlayamadım sadece. 85'ti 87 olmuş. Nasıl ilerlemiyor ya? Yenisi abi ilk sezon nasıl 85'ka? 84-80 bir yılda 85 mi oldu? Hayır, az önce 85 değil miydi? 2 overall birden almıştı. Sağlıklı yaşam için yürüyüş mü yaptı? Bütün yıl. Nasıl 85'e çıktın ya? Bir yılda 3 overall artarsın değil mi Arda? 90 olması lazım bunun şu an. Doğru söylüyor ama. Hayır onu demiyorum. Bu geçen sezon 85'le bitirmedin mi? E tamam ben de onu diyorum. Niye? Geçen sezon almış ama bu sezon alıyor diyorum ben de. Bu sezon alıyor. E tamam da niye aldın? Geçen sene niye aldın? Milan'ı yendik. Milan'ı yendim lan. Çünkü Blanchard bıraktım. Milan'ı yendim lan. Oo tamam birinci bitti, belli oldu. Bitti bitti. Bu iş bitti. Beraberlik. Senin ağzına be kardeşim be. Ben kazanır. Olur abi kazanır. Bugün bence daha videoyu çekmemize gerek kalmadı. Çünkü Uğur abi aldı götürdü her şeyi. Abi zaten birilerle eşleştiği anda mevzu belli oldu zaten. Ben seni azıcık tanıyorsam sen bu videoyu buradan alırsın. Bence de. Ya bırak ben birilerle eğlendim bir kere. Ya en az 4 atarsın. En az 4. 4-0. 4-0. Oha lan dediği çıktı. Yani. Nasıl bir tahmin lan? Salah Vlahovic trend. İyi trendin gol atması iyi olmuş. Allah'tan Vlahovic atmamış şampiyon günde. Peki bu video trendlere girer mi? Çok iyi. Girdi bile. 4-0 ya. Teşekkürler. Dedim ben 4. Milan'la bir maçım daha var. Onu alırsam belki. Kendisi ya aslında... bu yeter be. Yeter be kardeşim. Yapmaması lazım. Clinch'de olmaması. Milan'ı yendim. Şampiyon oldu ya. Milan'ı yendi. Milan'ı yenebiliyorum ya. Evet. 2-1 kazanır. 2-1 kazanır. 2-1. Bitti. 2-1 alır. 4-0 daha 8-0. Clean sheet şov. Salah. De Jong. Lovic hala atamıyor. Evet lan bu nedir abi? Ayarlarını bozdu. Gol makinesi dedik. Çamaşır makinesi oldu ya. 8'lik yaptı ya. 8'lik. Barcelona City'yi elemiş. Liverpool devam. Oha. Ulan Panathinaikos az kalıyormuş ya. Hepsi büyük takım lan. Hiç normal takım yok şansım. Evet Arden. Evet. Burada Arsenal'le eşleşmiştik. Tabii ki gerçek İzleyicilerimiz bilirler ki Arsenal'e eğleneceğim. Yani bunu bilmeyen yoktur. Ya boş yapma. Çünkü boş yapma. Boş yapma. Sen bir kere daha dandik takımlar sana ters gelir. Bunları yeniyorsun sen. Evet, berabere kaldık. Yani diyecek bir şey hadi yok. Hadi Inter be. Yener bizi, yener. Inter hadi. Berabere. Yendi bile. Çok iyi be. Süper gidiyorsun Arden. Yapma be. Kupada eğlenmiyorum. Arden 3'lük maçı 3 puan aldın. Tebrik ediyorum. 6 oldu. 4-6. Yani. Yapma ya. Çok iyi gidiyor. Abi tamam kazandı. Arden de kazandı. Bitti bu iş. Klişler başladı bitti bu berabere, iş. Berabere. Kaybetti. Ben bugün üçüncü oldum ya. Belli oldu arkadaşlar. Ya moralim bozuldu benim. Ya yalan konuşma ya. Ya yemin ederim bilerek yapıyor ya. Yok yani olsun elendik mi? Ya ben biliyorum. Bak şimdi izle. Kim var? Rodrigo falan filan. Ya bomboş takım ya geç. Yani arkadaşlar zar zor yendik 3-1. Adamın bunu mu şey ettik? Bak ne utanmaz bir adamsın ya. Utanmaz ama zar zor yendik dediğim maça bak 3-60 deplasmanda. Uğur senin Vlahovic gol atamıyor. 8 golde bir golü yok. Bunu hat-trick yapıyor. Çok iyi oldu. Sassuolo dener seni. Ulan ona ya Monaco logosu gibi. Monza. Evet. Ya moralimiz devam bozuk. Devam yukarıdan. Dümdüz devam et. Sen zaten çıkacaksın belli oldu. Moralimiz oldu, bozuk rahat. Ama moralimiz bozuk. Rahat yendi. 3-0 da burada alır. 2-2. Güzel. Zar zor Arsenal'i eledik arkadaşlar. Ya. Benim şey ne oldu ya? Benim sakatım iyileşti mi ya? Delik. Arkadaşlar gerçekten moralimiz bozuk. Yani diyecek bir şey yok. İlerleyelim. Ligde kötü olduğumuzu düşünüyorum. Moralimiz bu yüzden aşırı bozuk. Ama takıma güveniyorum. Frankfurt'u eleriz bence. Frankfurt çıkmış ya. Ya bu tablo. Ya gerçekten Allah belanı. Ben bu adamı anlayamıyorum ya. Ben zamanında söyledim bana kızıyordum. Bu çok ballı diyordum. İnanmıyordun bana. Ya ben yemin ediyorum bak kazandı bak Frank bak. Bir kere buradan 200 puan aldı adam. Durup dururken 200 puan oluyor. Peki. Gerçek gurmeler bilir Frankfurt'a eğlenceyi mi? Ya kafayı ya yiyeceğim. Gerçek gurmeler seni çarpacağım 82 kere tıklasın videona ya. Seni baksın ya. Bas 2-1 alırsın kendi sahanda. Deplasmanda 2-0 kaybedersin. Abi Vlahovic'e bak yine metrik yaptı. 2 gol attı 2 gol. Arda sen açsana bir şeyini. Açayım neyi açayım? Açayım. Ya kesin bu ne şimdi? Evet arkadaşlar Onur abinin klasiklerinden biliyorsunuz ki. Yenildik bile. Woo! Ama şimdi bakın. Neyse artık daha fazla bunu devam ettiremeyeceğim ya. Yendik yani tabii ki. Evet şimdi Celtic gelir Arda'na. Evet geç ekranı. Babaya geçir. Bana ver. Onur devam edecek zaten. Evet Uğur abideyiz. Uğur abi de
Bakalım kim çıkacak? Manchester United. Frankfurt gelmedi bana. Manchester berabere, United. Berabere. Bu kesin berabere. Kesin berabere. Kesin kesin. Abi böyle Onur şey. Abi hemen bir tahmin Manchester United maçına. İlk maç nerede? Deplasmanda. 2-2 berabere kaldı. Kane var ha. Aha biri sakatlandı. Durmaz sakat. Oo! Kalecisi sakat. Kaç ay? Uğur Kadum ayızına bak. Ay mı? Belki haftadır abi. Niye öyle diyorsun? 5 hafta 5 hafta. Ya 5 hafta ise tamam Manchester geçer. Tamam 5 hafta. Çok şanslı biliyor musun? 5 ay değil ama. Tek yedek almadım belki abuk subuk. Muslera. 75 euro falandır Muslera şu an. Son anda ben Muslera. 2-2 demiştim ama şey tercihimi değiştiriyorum. 2-0 alır şey. 72, 8 overall düşmüş kral. Belki stoperlerin daha iyi oyunu alabilir. Baksana bir stoperlerine. Kaleci de yok ha. Bu usulda sakatlanırsa kalecisi devam. Orada bir tane kaleci 60'lık mı? Bir tane 68, daha var. 68 en aşağıda. 5 hafta boyunca bakalım neler olacak. 4 şutu 3 gol abi. 4 şutu 3 gol. Niye? Kaleci yok. Uğur abi de iyi yapmış ha. 3'te 2 ama kalecisinin sakatlanması büyük şanssızlık oldu ya. %100 büyük şanssızlık manyak. 90-92'lik kaleci nerede? 70 kaçtı? 72 nerede? Rahat geçerdi United'ı. Ama yine geçebilir. Kendi sahasına geliyor şimdi. Bence geçti zaten. Bak maç kazanıyor kalecisiz. Onur abi bir destek alkışı. 1-0 uzatmaya götürürsün be. 6 şut 4 gol yine. Rakibimi şöyle göstereyim. Hani bana da yani ne kolay ne zor. Roma geldi. Aynı ne kolay kendimi öldüreceğim ya. Şampiyonlar çeyrekte Roma gelmiş ne kolay ne zor diyor ya. Ama şey kanka şimdi. Son 10 yılda bir kere katılmıştır şampiyonlar geldi. Aha bak öldük buraya. Lecce eğlendik. Ya Onur abi bir de böyle bir şey yaşandıktan sonra bunu da. Çelik kim? Bizim çelik mi bu? Bizim Zeki lider çelik. Çeliğimiz abi Sabek. Zeki çelik. Tamam. Hadi koçlarım benim be. 2-1 kazanıyoruz. Mbappe Bremer. Dybala 7 atmış bu arada. Ben bir şey söyleyeyim mi? Tehlikeli skor 2-1. Ama bir şey söyleyeyim şaka yapmıyorum. 2-1 tehlikeli skor. Vallahi elenebilir. Karnım ağrıdı. Çok kötü oldum ben. Çok devam ediyorum. Şurada bir tane İslam maçı var. Kazanamazsam ligi veriyorum artık. Yani bir zahmet. İkinci maç. Roma. 2-1 rövanşına çıkıyoruz. 2-1 rövanşı. Beni biliyorsunuz bak. Bir şey söyleyeyim mi? Şey olacak. 3-0 yenecekler beni bak. Hep böyle oluyor. İzle. Oh be. Cliverton oğlu girmiş. Cliverton oğlu girmiş. Skriniar, Mbappe, Osimhen atmış. Devam edeyim. Bence devam et. Yarı finale mi çıktık şimdi biz? Sen yarı finale çıktın. Inter. Aa Porto geçmiş Inter'i. Porto. Oha Tottenham City'yi geçmiş. Paris Saint Germain. Kimi bak, Paris bir dakika. Gelmesin. Bir şey diyeceğim. Kimi ha. istemezsin buradan? Paris'i istemem. Kimi istersin? Porto'yu. Arkadaşlar hadi oğlum. Şu anda... Porto be. Bu olmaz ama artık ya bu kadar. Vallahi ligi verdiniz ya. Ya adamın kalecisi gidiyor. United'a yeniliyor. Burada... Roma, Porto, Onur abi devam ediyor ya. Ligi veriyorsunuz çocuklar yapmayın be. Vermeyin şu ligi be. Hadi koçlarım. Mesleği yok lan transfer etmişler. Tarremi var burada. Bu arada bir dakika. Şey delik geldi yani 87 tamam. Bremer 88 oldu Bremer mızıkçıları. Hadi koçlarım benim. 2-1. 2-2. Saka, Skriniar, Mbappe, Osimhen. Ben Onur abinin balına Uğur abiden yorum istiyorum. Ya benim balım ligde kötüyüm Arda'nın ligde. Ben yorum yapmıyorum abi. Ben 2 aydır falan bana gel başıma gelmeyen kalmıyor ya. Anlamıyorum yani. Bak şimdi Monza'ya yenileceğim bak. Böyle bir bal Monza görmedim ya. Allah aşkına bak ya. Oğlum tek yedeğim olmayan mevki lan. 11 tane mevki var. Nasıl ona denk gelebiliyor ya? Kötü olmuş ya. Allah'tan kırmızı kart cezalım. Farklı kazandığı bir maçtan sonraki ceza. Orada bir oyuncu kuralım. Evet arkadaşlar. Rahat finale kaldı Onur abi. Finalde şu hadi. Anda. 2-1 geçiyoruz. Mbappe'nin gol atması. 2 tane atması çok iyi. 2-1 geçti. Uğur abi bizim hatamız Mbappe'yi almamak olabilir mi? Gerçi bende Vlahovic iş yapıyor da. Yok bence de hata. Yok ben de hata olduğunu düşünüyorum. Ya ama... benim verim verip vermemesinden bağımsız ya. Mbappe'yi almamak kerizlik yani böyle bir şey. Ama tek bir şey söyleyeceğim. Şu anda finalde Paris geldi. Vlahovic bir de 3 tane sallıyormuş bana Paris'te ya. Senin Vlahovic evet, Paris'te değil mi? Sen takas yaptın. Evet. Evet, evet. Evet, en son ben buradaydım. Biliyorsunuz ki Frankfurt'u... Kim geldi sana Celtic mi? Yok, Porto'dan iyi bir takım gelir bence bana. Dortmund PSV oynuyor ya. Dortmund PSV, kendimi öldüreceğim ya. Ben Avrupa Ligi oynarken daha iyi takım geliyor ya. Kim geldi buna? Dortmund PSG maçı var abi. Ya Liverpool. Ya sen de bir yenil be kardeşim. Her maçı mı kazanır bir insan ya? Liverpool'a elendik. Onur abiye de bu video hayırlı olsun. Liverpool'a elenirsek. Ya bırak bu işleri ya. Her maçı mı kazanır bir insan ya? Liverpool maçı çok kritik. Her gün ne oynuyor oğlum? Neyine ineceksin ya? Henderson. Abi! Henderson! Kimpembe takımın kötülüğüne Carvajal 35 yaşında. Armanson ya bak Kimpembe ne bu ya? Abi takımın ilerisine bak. 5 atar ya. Aa! 5 yani, fırsat. Yani tamam belli oldu. 10-0 yenersin ki maçı. Yok yok yani, yenildim. Oğlum evet. Şu kadronun kötülüğüne bak. Vlahovic'i çıkarıp Kayoş Jorge'yi sokmuş asistan. Devam. Ya finale kalalım ya. Biz bunu istiyoruz. Casemiro yok. Neyse Bremer var. Abi o Bremer inanılmaz gelişiyor ya. Casemiro yok ama Bremer var. Haydi bakalım. Hadi koçlarım be ya. Hadi gelin be. Biz elendik ya. Ne oldu? Hadi Erden. Wow!
Yes. 3-1, 3-1'ini verdik Liverpool'a. Yalnız yürüyeceksin Liverpool, yeter artık. Evet arkadaşlar, benim zaten çok bir olayım kalmadı. Ben bir 31'e gideyim. Gördüğünüz gibi ne oluyor? Kovulduk zaten. Çok doğal olarak. Efendim kim nereyle anlaşacağız? Ben şimdi gidecek, Juventus yenecek. Şu an çok öyle bir durum olduğunu düşünmüyorum. Abi daha ne istiyorsun? Adam zaten... Cesedimi tekmeleme üzerine kurulu bu. Üşürebilir tamamen. Şu an haklı. Numarasını versin bunun. Şu an haklı. Şu an haklı. Artık ben bile dedim ki yeter. Aha Juventus'a bak. O şike döndü orada. Aynen. Şike var. Eski takımın karşı. Bak. Hemen göstereyim. 10. Ha şey. Ulan hedef lig şampiyonuysa beni niye kovuyorsun? Zaten şampiyonluğa gidiyorum ya. Ya inanılmaz ya. Şu kaça verer? Kaça baktırmamak için. 87'ye 42. Arda'nın not alıyor herhalde. 87 puan 42'ye verer şampiyonum. Kupa İtalya'yı bilmiyorum, elendim mi? Yok, finalde yenilmişim. 25 puan. Şampiyonlar çeyrek finalde elendim ve United şampiyon olmuş abi. Martinez gol kralı. Vinicius 20. Vlahovic yine yok ya. 19 atmış. Sezon yine biraz... Martinez. Autor Martinez'e bak. Hiç de düşünmedik ya hiçbirimiz Martinez'i. Ben düşündüm. Ben düşündüm almadım. 25 gol 14 asist abi. İnsan mısın ya? Onana burada. Nerede lan bu arada? Donnarumma'ya bak. 6 maç kaçırmış da bu kadar da. Şampiyon olduğum ligde 4 klişim var. Rezalet kepazelik. Neyse. Şeye bakacağız. Pardon. Şampiyonlar Ligi'ne bakalım adettendir. Gol krallığında Kane bana attı golleri. 2 tane gol krallığına şeyi verdim. Vinicius Junior gol kralı ortağı. Bu herif bana 2 tane attı abi. Kaleci'de de yokuz doğal olarak. Burada 2 maç. Okan Koçuk'a bak. Okan Koçuk 2 clean sheet almış. Ya yemin ederim inanılmaz bir olay ya. Yemin ederim şaka gibi bir olay ya. Juventus kişisel veriminde. Burada 28 var. Ben Salah'tan devam edeyim. 28, 22, 24. Tamam 28. Bakacağız. 33, 8 daha 41. Başka bir şey yok herhalde. 41 verim Salah. 41 verim. Salah. Teşekkürler, iyi günler. Yani harbi yazık ya, ne diyeyim, yapacak bir şey yok. Diyecek bir şey yok, tebrik ediyoruz. Yapacak bir şey yok. Ver ekranı. Donnarumma mahvetti Uğur abiye. Onur abiye veriyoruz ekranı. Bakalım Onur abi burada neler yapacak. Evet, bir kupa finalim var. Bir de Şampiyonlar Ligi finalim gelecek birazdan. İnşallah Paris gelmişti zaten, takım biliyoruz. Şöyle durayım bir. Evet, kazandık. Kupayı alalım be. Alalım. Deplasmanda Milan. 5 atarım sana, 5. 2-2. Haydi Paris. Haydi Paris. Bizim için. Yok, haydi Paris. Icardi gelmiş geri. Overall'da düşük. Icardi'nin evet, golü var ve burada aşkın olayı açmamız var ya. Allah'tan sakatımız falan filan yok. 83'lük bir oyuncuyu şöyle koyalım. Bu 80 santrafor ne işi var acaba orada bilmiyorum. Bu, çünkü bu maç şakaya gelmez arkadaşlar. 77. 71'lik Bonucci stoper, Allah korusun. Girer mi yer? Hiç gerek yok. Peki Sakaya gelir mi? Giremez Onur abi, sen ayarlıyorsun onları. Olsun tamam. Stoperim zaten var, ön liberom var, sağ açığım var, camım var, tamam her şeyim tamam. Haydi koçlarım benim. Hangi rengim ben? Sen pembesin. Pembe, gönlüm sende. Donnarumma hakimi, of of. Verratti, Soler. Çok iyi takım. Beyler kim pembe? Güzel, Onur abi. Güzel espri. Hadi koçlarım. İlk dakika vur. Koçum benim, gol. Lan bu ne ya? Bastı. Ardan biz bunu hak ettik abicim. Biz bunu hak ettik. Mbappe. Mbappe gulo, Mbappe. Hevesimiz kalmadı ya, mahvolduk burada ya. Ya bırak bu işleri, sen şampiyon finalindesin. Alırsan şampiyonsun sen. Yo değilim, ya belli olmaz ben, yani. Ben ligde 3. oldum. Vur, gol Mbappe, gol krallığı geliyor. Eski takımına karşı. Uğur. Zaten bence sen simüle et. Uğur tembel lazım Uğur. Bu şampiyon olmasın. Oğlum yani bence yine sen kazanırsın da. Neyse. İnşallah. Ya rezalet ya. Paris Saint Germain gibi takımın düştüğü duruma. Saka bak. Vur. Ayağını... Olsun oğlum. Güzel. İkinci yarı Icardi'den gol bekliyorum. Bir de Vlahovic'den gol bekliyorum. 2-2'ye döner. Penaltılarda Onur abi bu maçı verir. Haydi enerji. Bastır Paris. Emar girmiş. Yürü oğlum. Helal olsun. Emar girmiş lan. Haydi Paris. Bastır Paris. Bizim için bastır Paris. Haydi Paris. Bastır Paris. Hadi oğlum. Bizim hadi için oğlum. Bastır vur Paris. Emre. Vur. 3 oldu Mbappe. Alan Osimhen'miş ya. Ya bu iyice şımardı ya. Abi gol kralı istiyordum. İnşallah Arda'dan kazanırdı geçersen. İnşallah şımardın. Abi şımardın ne alaksa, gol kralı istiyorum yani Arda'nı geçmem için. Ah falan, gole de üzülmezsin ya. Neyse Osimhen. Hayır Mbappe. Aha Mbappe atmadı, üzülüyorum. Neyse Mbappe değilmiş dersin. Gole de öyle. Mbappe'den başka hiçbiriniz şut çekmeyecek. Uğur abi Paris'teki oyuncuların performans ortalamalarına baksana. 5.5, 5.8, 6.2 falan. Evet. Oğlum adam Mbappe aldı, bitirdi. Dur. Bizim konuşma hakkımız yok. Çocuklar sakin. Bak burada bir klişitimizi şey yapmayalım. Yapmayalım! Ah be. Kendi kalesine. Bunu kaybettiğimi düşün Arda.
Evet, 90 dakikanın son düdüğü. 3-1 geçiyoruz. Hak ettiğimiz bir galibiyet. 86'da kendi kalemize attık. Ne yazık ki hemen sunumumuzu yapayım. Ligde bir şampiyonluk mükemmel olur. İnşallah şampiyon olmuşuzdur. 86 puanla şampiyon oluyorum. Roma Avrupa'da geldiğinde ne iyi ne kötü takım demiştim. Bakın burada benden 4-5 puan azalmış sadece Roma. 93 gol atmışım. Gol rekoru kırmaya çok yaklaşmışız. 86 puan 46 averaj. Tamam. İtalya kupası almıştık zaten. Florentina karşı 3-1 kazanmıştık. Burayı da aldık. Şampiyonlar Ligi'ni zaten aldık biliyorsunuz. Şampiyonlar Ligi'ni şey yapmaya burada aldık. Şampiyonlar Ligi'ne hemen sunumumda ofisten bir gol kralı Mbappe. Double double bekliyorum. Mbappe, Osimhen. Bu kim ya? Kvaratskhelia nasıl bu kim ya? Maradona işte. Abi 25 gol atmış adam. Atar. Ya kardeşim ben bulmak. Bunu anlarım bak. İkinci olsan anlarım. Ya takı adamın dördüncü. Birinciye sallamak ne alaka bu ki burada? Adamın dördüncü olmuş abi yani. Olmasa Leao var, olmasa Kore var ya. Ne amacın ne yani? Mbappe, asist kralı. Asist kralı. Yazmıyorum lan, asist kralı falan yazmıyorum. 15 asist Mbappe ve işte beklenen yer Ter Stegen. Biz niye bu kadar çok gol yiyoruz? Oğlum bir kaleci nasıl 17 tane maç gol yemez lan? 17 maç. Neyse. Şampiyonlar Ligi. Livakovic bu Hırvatistan'a. Bu maç önemli değil de bu kaleci ne alaka abi? Bu ligde abi. Gelip dışarıdan gelip şey yapıyor. İyi 17 maç. Hocaları defansif oynatan Mourinho defansif oynadığı için gol yemiyor. Ter Stegen'e bak 5 maç clean sheet. Var mıyız? 3. Yokuz. 1 golle kaçırmışız. Gol krallığı Mbappe'te 15 gol Şampiyonlar Ligi'nde. Şampiyonlar Ligi'nde gelmiş geçmiş en fazla gol atıyor. 15 gol. Tebrikler. Vallahi muazzam. Son derece hak edilmiş bir iş. Adam zaten her şeyi yaptı zaten. Üzülmene gerek olacak. Kendi rekorunu kırdı. 59'u kırdı. 63. Kendi rekorunu kırdı. İnanılmaz ya. Pardon bence sen simülate abiciyim hemen. Evet ya. Geçen hızlı oyna yani hiç uğraşma. Zaten Osimhen bana finalde arada, kimin çıktığına bakın. Bir şey söyleyeyim mi? Şampiyonlar Ligi gol kralı ya bit 63. İnanılmazsın Onur'a gerçekten. Ben zaten ligde de yenildim. Arkadaşlar rezaletiz. Ben maçımı şey yapmayacağım tabii ki oynamayacağım bu noktadan sonra artık. Ya of ya. Kadroma güveniyordum. Ama 2-1 kazanacaksın. Fark etmez. Dur şunu bari en azından şuraya birini koyalım. Kanat yedeğimiz yoktu. Mekin kanatta oynuyor diyorum adam değiştiriyor. Yok Mekin ama iyi değil. Şöyle yapacağım. Şöyle yaptım tamam. Evet. Çok yer değiştirdin o biraz sıkıntı olabilir. Bas. Fark etmez. Yenildik. Dedim. Çok yer değiştirdin. Fark etmez. Evet. Kazansam da kaybetsem de zaten arkadaşlar hızlıca sunacağız. Ve Onur abinin birinciliğini kutlayacağız. Burada sıkıntı mevzu şu. Acaba ikincilikte ne olacak? Benim şampiyonluğum önemli. Uğur abi üzülüyor ama şampiyonluk ne oldu acaba? Olamadık. Roma. Beğenmediğiniz Roma. 90 puan. Kaç? 82'ye kaç? 35. 35. Ya bir kere sen Avrupa'dan 300 aldın. 100 aldın. Nasıl bir bu kadar şey olabilir ki? Kupayı evet. Almışız. Copa Italia bizde. Şöyle bir bakalım hemen oyuncu istatistiklerine geliyoruz. Dybala inanılmaz bir verim. De Bruyne Dybala'ya yaklaşmış ama olmamış. Roma bende coştu. Baksana. Roma'ya bak ya. Kimi alsak burada kaleciden bağımsız da. Biz kaleci abartıyor muyuz? Onur'da da Roma birinci oldu. Ben bir şey demiyorum. Şampiyonlar Ligi'ne geldiği oyunda zaman oyunda bu ligin Manchester City'si demek ki Roma. Evet. Lövce bak. 13 gol. Tebrikler. 34'e 7. Allah'ım ya 41. Lan ne kadar az ya 41 de ya. 41. 63. Ama orada daha en fazla verimi ben direkt yazmıştım. Hemen bir VAR'a gidelim kısaca sonra Onur'u tebrik etme aşamasına geçiyoruz. Evet arkadaşlar VAR'a gittik ve burada bir rekor alkışlamamız lazım. Ben hiç 3. 2. uğraşmayacağım. 1770 puan helal olsun. Gelmiş geçmiş en büyük puan. Değildi. Neyse güzel bir şey. Güzel sen muazzam. İkinci sezon yapmadığı şey yok. Şampiyon oldu. Kupayı aldı. Şampiyonlar Ligi'ni aldı. Avrupa gol kralı, Avrupa asist kralı. Verimden 63 puan. En fazla verim aldı. Yani yapmadığı şey yok. Lig asist kralı var. Daha ne olsun yani adam uçtu. İlk sezonda da şampiyonluğu vardı. İlk sezonda da verim şampiyonluğu vardı. 59 verim. Ya Mbappe bak hesaplıyorum. Lig ortak gol kralı 10. Lig duble asist kralında var. 40 bunu da katıyorum. 59, 99. İlk sezon 124 puan kazandırmış sana Mbappe. Bak şeyden bahsetmiyorum. Hani lig sıralama bilmem ne. Sadece ondan. İkinci sezon lig asist kralı, Avrupa gol kralı 60 buradan. 63 verim 123. 148 puan da şeyde kazandırmış yani. İkinci sezona yakın puan. Verim kısmında. Saçmalığın daniskası yani böyle bir uçuş şekli yok. Daha şeylere girmedi. Yani şampiyonlar şampiyonluğu, şampiyonluklar falan onlar 1000 puan ediyor zaten. Muazzam. İkinci Arden'i tebrik ediyorum. 1258 puan aldı. Arden de şampiyonlar finali oynadı. Zaten finali kazansaydı da hiçbir şey değişmeyecekti. O yüzden biraz da biz de anladığımız için hemen simüle ettik. Ben de 1010 puan aldım. Benim zaten malum gördüğünüz üzere. Çok da konuşmaya gerek yok. Yani 1010 Arden kaç? Arden 1258. Yani senle
Sen 500... Bir önceki videoda izleyenlerimize ve kız arkadaşıma armağan etmiştim. Bu videoda da kızlarıma armağan ediyorum. Bu videonun galibiyetini. Teşekkür ederim. Şimdi burada Onur taktiksel büyük farklılıklar yarattı. Bir, Mbappe aldı. Biz almadık Arda'dan. Böyle bir durumumuz var. Bu en büyük farklılık. Adam bir 63-59 yaptı. Yani iki sezonluk bir evirde nasıl Mbappe almamak olabilir? Yani hiçbir mantığı yok. Bu birincisi. İkincisi de adam üçlü savunma oynuyor ve net şekilde bundan verim aldı. Net şekilde sonuç aldı. Biz ısrarla aynı taktiği oynuyoruz. Ben de bu sefer hani ufak dokunuşlar yapmaya çalıştım. Yine verim alamadım. Aldığım oyuncular olduğunu düşünüyorum ama ya özellikle santrfor, ya hiçbir takımın santrforu 10 gol atamaz yani. Doğru. Korkunç bir performans. 20 gol atmadı lan. 2 sezonda da 20'yi geçemedi. Doğal olarak da burada ciddi şekilde eksiye girdik. Arkadaşlar ben bu arada puan durumlarını açıklamak istiyorum videoyu bitirmeden önce. Onur abi bu galibiyetiyle beraber ana tabloda puanını 26'ya yükseltti. Uğur abi 33 puan, ben de 41 puandayım. Onur abi yaklaşmaya başladı üstlere. Bakalım ne olacak? 2 videodur kazanıyor. Öyle bir durum var. 2 videodur. Birinci arkadan geliyor. Puanlar bana geliyor arkada. Bu arada Onur'la benim aramdaki fark seninle benim aramdaki farktan az. Ya Onur'la 7 puanım var, seninle 8 puanım var. Bu da net buraya. Ama yapacak da bir şey yok. Ben mesela daha farklı ne yapabilirim? Belki yeni dizilişlerde biraz daha deneysel takılabilirim. Ama onun dışında da yapacak bir şey yok. Yani sonuçta 92'li kalecim en kritik yerde sakatlanıyor. Ne yapayım yani? %100 haklı. %100 ve geçerdi biliyor musun? Gerçekten geçebilirdi. Geçebilirdi. Geçerdi yani. Talihsizlik diyelim. Kazandığım için çok mutluyum. 150 bin yaparsanız beni daha mutlu olurum arkadaşlar. Çok teşekkür ederim. Var mı söyleyeceğiniz bir şey sevgili dostlarım? Onur'a etek giydirmek için şey like. Gitmeyi unutmayın, videoya gitmeyi unutmayın. Fenerbahçe kariyeri unutmayın. Arda'nın kartına tıklayarak like'a basabilirsiniz. Teşekkürler. Karta ekledim arkadaşlar. Etek için like'ları bekliyoruz. Kendinize çok iyi bakın. Sizleri seviyoruz. Hoşçakalın.